Spor TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Türkiye Yelken Federasyonu'nun katkılarıyla hazırladığımız Yelkenci Türkiye programına hoş geldiniz. Bugün yine tabii her hafta olduğu gibi çok değerli konuklarımız olacak ve optimist milli takım üzerine daha çok o özelde bir program gerçekleştireceğiz. Ama tabii yine her hafta olduğu gibi yelken dünyasından haberleri de sizlerle buluşturuyor olacağız. Öncesinde tabii konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Optimist sınıfında ülkemiz adına bugüne kadarki en büyük başarıya imza atan Can Ertürk ve Okyanus Arıkan milli sporcularımız bizlerle birlikte ve aynı zamanda tabii bu başarıda çok büyük pay sahibi Alican Selcik milli takım antrenörü yine bizlerle birlikte Optimist'i enine boyuna konuşacağız. Tabii organizasyonu konuşacağız, büyük başarıyı konuşacağız. Aktiviteler gerçekleştirdiler orada, eğlenceli anlarda yaşamışlar. Onlara da hep birlikte göz atacağız diyelim ve merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, tabii girişte biraz bahsettim. Ülkemiz adına Optimist'e gelen en önemli başarıya imza attınız. Evet. Ayağınızın tozunuyla buraya geldiniz İzmir'den ve keyifli bir program gerçekleşeceğiz sizlerle birlikte. Kısaca tanıyarak başlayalım istiyorum. Önce hocamızdan başlayalım. Kendinizden kısaca bahsedin bize. Merhabalar. Alican Selcik. Ben Yelken'e 2000 yılında Çeşme'de başladım. Çeşme Yelken Kulübü'nde. 5 yıl boyunca Optimist sınıfında yarıştım. Sonrasında 15 yaşından sonra Laser sınıfında yarıştım. Ardından antrenörlük kariyerime başladım. Önce B takım, sonra Çeşme Yelken'de yetiştiğim kulüpte devam ettim antrenörlük kariyerimi. Sonrasında Çeşme'de bir 4 sene çalıştıktan sonra şu anki federasyon başkanımız bir teklifte bulundu. Ben de Kırama'dan teklifini kabul ettim. Bir senedir Optimist milli takım antrenörlüğünü sürdürüyorum. Böyle. Oldukça uzun bir kariyer aslında senin. Evet. Sporculuktan da gelmenin 19 verdiği... 19 yıl olmuş. Aynen öyle. Çok önemli bir rakam. Sporculuktan da gelmenin verdiği katkıyı şimdi yeni isimlere, işte bu değerli isimlere aktarıyorsun. Ve aslında evet, belki bireysel olarak onların elde etmiş olduğu başarılar, ama burada siz hocaların, antrenörlerin de çok önemli yeri var. O yüzden burada senin de görüşlerini alacağız. Optimist, çünkü yelken denilince ilk akla gelen sınıf belki. Kesinlikle. De her şeyin başlangıcı. Tabii. Biraz bunun üzerine konuşacağız. Evet. Can, senle devam edelim. Sen de kendini kısaca tanıt bize lütfen. Ben Can Ertürk. Yaklaşık 7-8 senedir yelkenle uğraşıyorum. Göztepe Yelken Kulübü'nün sporcusuyum. Şimdi Optimist bitti ve İleriki sınıflara geçeceğim. Evet, önemli bir başarı. Mütevazısın tabii. Onu söylemek lazım. 15 yaşındasın henüz. Aynen, o detayı da verelim. Çok genç yetenekler değerli izleyenler ve dediğim gibi Optimist'te ülkemiz adına en iyi derece, yanlış hatırlamıyorsam, 15.likti ve bunu 3.lüğe 4.lüğe kadar çektiler ve bir diğer kahraman, seni de tanıyalım Okyanus, ismin kadar önemli bir başarıya imza attın aslında. Teşekkürler. Merhaba, ben Okyanus Arıkan. Alican Metabol Yelken Kulübü'ndenim. 6 yaşında yelkene başladım. Bu şekilde. Evet, ve başarıları elde etmeye başladın. Tabii detaylı olarak tanıyacağız sizi, sohbet çerçevesinde geçeceğimizi belirtelim ve detaylara geçelim. Büyük başarı diyoruz. Nedir bu büyük başarı? Biraz detaylarından bahsedelim değerli izleyenler sizlere. Antigua'da düzenlendi 2019 Optimist Dünya Şampiyonası. Görüntüler de var, ekrana gelecek onlar da birazdan. Ülkemize 3.lük ve 4.lük kazandırdı bu değerli isimler. Can Ertürk ve Okyanus Arıkan. Tabii ki çok değerli diğer sporcularımız da vardı. Ekranda görüyorsunuz. Alp Namdar, Mert Aydoğan, Mustafa Can Öztuncel ve yine konuğumuz olan Türkiye Yelken Federasyonu antrenörü Alican Selcik ve takım lideri Gürbüz Arıkan'dan oluşuyor Optimist milli takımımız ve Optimist Dünya Şampiyonası genel kategorisinde Optimist milli takımından Can Ertürk 4.lüğü alırken kızlar kategorisinde Okyanus Arıkan 3.lüğü elde etti ve altını çizerek tekrar vurguluyorum. Optimist sınıfında ülkemiz adına bugüne kadarki en büyük başarının sahibi oldular. Tabii bu başarı gelince İzmir'de bayram havasına döndü ve İzmir'de Adnan Menderes Havaalanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandılar. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hakan Yenigün, sporcular, kulüp yöneticileri, veliler ve taraftarlardan oluşan büyük bir kalabalık millilerimizi alkışlarla karşıladılar. Coşkulu kalabalığa
bandoda çaldığı marşlarla eşlik etti. Onun da görüntüleri var. Gerçekten çok güzel görüntüler. Fotoğrafları var. Videosunu da izleyeceğiz ama. Hatta şöyle yapalım. Önce videoyu izleyeyim, sonra görüşlerinizi, tamam, düşüncelerinizi alayım. Şimdi o videoya gidelim. Sonrasında biraz üzerine konuşalım. Normal şartlarda farklı branşlarda görürüz böyle tabloları. İşte futbolda gelen bir başarının ardından, basketbolda gelen bir başarının ardından bu tarz tablolar çıkar ortaya ama şimdi yelken Türkiye'de aslında çok ciddi bir kitlesi olan ve aynı zamanda güzel başarılar elde ettiğimiz bir spor branşı. Hı hı. Her geçen yılda üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Hem federasyonun çalışmalarıyla birlikte hem değerli sporcuların yetişmesiyle birlikte. Yelken'de böyle bir karşılama görmek özellikle bir antrenör olarak, sporun içinden gelen bir sporcu olarak nasıl hissettirdi? Sana sorayım öncelikle. Açıkçası biz orada başardığımız derecenin, başarının büyüklüğünü biliyorduk. Hı hı. Ama yurdumuza döndüğümüzde 35 saatlik bir yolculuğun sonuna döndük. Hı-hı. İlk kapıdan çıktığımızda bandonun sesini duyduğunda özellikle sporcuların üstünde çok heyecan gördüm. 5 sporcumuzun üstüne çok mutlulardı. Ve ya, tarif olmayacak duygular yaşadık. Ben çok mutlu oldum. Çünkü orada kendi aileleri dışında da yelkenle temas kuran bütün herkes oradaydı. Hı-hı. Göztepe taraftarı, milli bayraklarla gelen insanlar, inanılmaz bir duyguydu. Ve ne kadar büyük bir şey başardığımızı orada anladık. Umarım devamı gelir diyorum. Evet. Ama bu mimar, yani bu işin mimarı burada gördüğümüz iki çocuk. Evet. Yani gerçekten inanılmaz iyi yarıştılar. Hı hı. Kimse onlardan bence bu dereceyi beklemiyordu. Hı hı. Rakiplerimiz de bizi o planda görmüyordu. Orada çok güzel bir işler başardığımızı düşünüyorum. Evet, Can sen neler hissettin? Bandoyu karşında görünce Göztepe Kulübü'nün sporcususun. Evet. Bayraklar orada, bir futbol kulübü gibi adeta karşılandınız. Yani biraz bir şeyler bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum yani. Biraz heyecanlandım. Evet. Güzeldi yani karşılama. Göztepe taraftarı zaten. Çok yani, ünlüdür. Evet, zaten ünlü. Herkes, hı-hı, biliyor. Bir de davul falan da getirmişler yani. Güzeldi. Evet, gerçekten güzel, çok güzel. Yani ben izledikten sonra ben de orada olsaydım keşke dedim. Okyanus sen neler düşünüyorsun? Yani ben de bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani mutlu oldum. Beni bu kadar destekleyen insanın olması, hı-hı, yani beni mutlu etti. Evet ya, tabii sporcu olarak bazı şeyleri başarmak için motivasyonlar, belirli motivasyonlar gerekiyor. Evet. Bence en baştan itibaren desteklendiğinizi hissetmek bir spor branşında başarıya ulaşabilmenin en önemli unsurlarından bir tanesi. Hı hı. Çok güzel görüntüler çıkmış. Umut ediyorum her başarıdan sonra o havaalanları bu şekilde dolar diyelim ve biraz daha detayına inelim artık işin. Biraz genel pencereden başlayalım istersen Alican. Optimist nasıl bir sınıftır? Yelken'i çok yakından takip edenler, içinde olanlar bunu biliyor belki ama şu anda eminim bizleri ekranları başında izleyen, yelkene meraklı olan ya da çocuklarını yönlendirmek isteyen aileler vardır. Optimist'i biraz tanıtarak başla istersen. Optimist tüm dünyada aslında yelkene ilk adımı atmak için çocukların yapılan, planlanan bir sınıf. Tüm dünyada bu işin temeli optimisttir. Hı hı. 7 yaşında, 7 yaş ve 15 yaş arası tüm çocuklar yelkenle ve müsabakalarla optimistle buluşuyor. Optimist her sporcu birey olarak yarışıyor. Kendinden sorumlu bir tekniğin içinde ve inanılmaz zor şartlarla mücadele ediyorlar. Biraz daha tekniğe inmek gerekirse, hı hı, optimist işte boyu 2.30 santim, eni 1.13. Yelken metrekaresi 3,5 metrekare, hı hı, tekne ve ağırlığı da 35 kilo. Tekne üstünde bunu 3'e bölebiliriz. Teknenin kurusu alt tarafı, suyla temas eden bölgesi, işte yelkeni ve yelkeni bir arada tutan direk takımı dediğimiz sistem. Hı hı. Aslında oradan fotoğraflarda hani çok düz gözüküyor. Yani yelkeni, hı hı, bağlamışsın, hı hı, ve yarışıyormuşsun gibi gözüküyor. Ancak biz yelkeni o direğe bağlarken
iplerimiz var. Biz bunlara gırcala diyoruz. Hı-hı. Onların rüzgara göre ayarı bile çok önemli. Hı-hı. Yani hafif havada ayarı çok farklı, orta havada ayarı çok farklı, sert havada çok farklı. Çocukların bunu gözlemleyip yarış öncesi boşluklarda bunları düzenlemesi, hı-hı, iyi trim yapması o teknenin süratine çok etkili. Aslında birçok değişkenliği var ama başarılı sporcular bunu her yarış arasında rüzgarın değişimleriyle beraber yeniliyorlar ve yelkenliğini ayara getiriyorlar. Dediğim gibi bu işin ana şeyi tüm dünyada optimisttir. 7 yaşında 15, tabii ilk adım, hı, diyebiliriz. 7-15 arası tüm çocuklar bu işe optimistle başlıyor. Yani bir yerde bir olimpiyat şampiyonunun bir dergide bir röportajını okurken, hı hı, mutlaka ve mutlaka başında optimist görürsünüz, hı, bu işin. Yani bir Avustralyalı, bir İngiliz'in, umarım yakın zamanda 2020'de bir Türk yelkencinin, hı hı hı, olimpiyatta bir madalya aldığını görüyorsak mutlaka bunun temelinde optimist vardır. Optimist, hı, yaptım şu yıllarda kesinlikle diyordur. Çok önemli bir konuya temas ettin aslında. Şimdi tabii yelkenle iç içe olanlar bu bahsettiğin konuları biliyor ama detaylardan bahsettin bize. Hı-hı. İşte çoğu insan dediğin gibi işte hazır her şey. Evet. Sadece tekneye binip mücadelesini veriyor zannediyor sporcular ama öyle değil. Çok önemli detaylar, her şeyin hesaba katılması lazım. Burada tabii ki en önemli faktörlerden biri rüzgar. Siz bu kontrolleri yaparken zaman zaman unutuyor musunuz ya da zorlanma gibi durumlarla karşılaşıyor musunuz Can? Senle başlayalım. Yani bölgeden bölgeye değişiyor. Mesela en son gittiğimiz Antigua'da hava çok aşırı derecede dönmüyordu yani. Lokal olarak bina falan da yoktu. Çok dönmüyordu, hı, ancak dalgalar çok büyüktü. Bir de çok akıntı vardı yani. Acayip bir akıntı vardı. Bunları hesaba katarak bir de yosunlar vardı. Yosunlar ciddi bir engeldi. Hı hı. Bunları hesaba katarak daha çok taktiğimizi kuruyorduk. Yani arada sırada zorlandığımız oldu ama yani taktik açısından iyi yaptığımızı düşünüyorum. Evet yani tabii hiç kolay değil. İşte bir sürü şey saydım. Yani burada hocam da bunlardan bahsetti. Gerçekten yapılması en zor spor branşlarından bir tanesi. Her türlü koordinasyonu istiyor. Fit olmanız kesinlikle lazım. Kesinlikle çok dinç bir şekilde o teknenin üstüne çıkıp her şeyi göz önünde bulundurup başarıya koşmanız lazım. Tabii biraz organizasyondan da bahsedelim. Şimdi başarılı bir organizasyon. Türkiye rekorları geldi. Uluslararası arenada elde edilmiş optimiste en büyük dereceler bunlar. Önce senle başlayacağım bu sefer Okyanus. Elde ettiğim bir üçüncülük var. Öncelikle bu dereceyi elde etmeyi bekliyor muydun? Yani evet bekliyordum. Çünkü yelkeni başladığım zamandan beri dünya şampiyonasında kürsüye çıkmak benim hep hayalimdi. O yüzden bekliyordum yani. Evet, o inancı taşıyordun, evet, yarışmanın başında da. Peki nasıl geçti? Teknik anlamda nasıl değerlendiriyorsun Antigua'daki organizasyonu? Güzeldi bence yani. Ben de çok motiveydim yarışa. Hı hı. Yani çok iyi yarıştığımı düşünüyorum. Şartlar nasıldı peki denizde? Denizde şartlar yani hava rüzgarlıydı, hı hı, esiyordu. Akıntı çok vardı. Hı hı. Akıntının olması aslında yani Türkiye'de çok akıntı olmadığı için bizim için biraz daha zor. Hı hı. Çok büyük yosunlar vardı Can'ın dediği gibi. Hı hı. O şekilde çok büyük dalga vardı. Tüm bu şartlara rağmen evet, bir derece elde etmeyi başardın ama hoca gözünden değerlendirelim. İstersen öncelikle atmosferinden bahsedelim. Nasıl bir organizasyondu kalite anlamında? Bence inanılmaz iyi dizayn edilmiş çok büyük bir organizasyondu. Bu bir rekor oldu aynı zamanda. Hı hı. Dünya Şampiyonası tarihinde bu zamana kadar 65 ülke katılımı hiç olmamıştı. Hı hı. Bu bir rekor oldu. Daha önce bu sayı 55'lerdeydi. Hı hı. 255 sporcu katıldı. İnanılmaz iyi bir açılış töreni oldu. Çocuklarla ilgili mükemmel şeyler yapıldı. Hı hı. Organizasyonun büyüklüğü daha oraya gittiğimizde, ayak bastığımızda belliydi. Hı hı. Ama biz takım olarak çok iyi hazırlanmıştık. Yani oraya biz yarışların başlamasından bir hafta önce gittik. Hı hı. İlk iki gün önce oraya uyum sağladık. Saat farkıdır, beslenme. Önce iki gün böyle geçti. Hı hı. Orayı tanıma, havasını bir görme. Sonrasında üç gün bir idman yapma. Parkuru, suyu, dedikleri gibi işte yosun, hı hı, akıntı, bunların hepsini değerlendirme fırsatı bulduk. Hem denizde hem karada. Yarışa aslında hazır çıktık. Hı hı. Güzel geçti ama dediğim gibi bu zamana kadar ben hiç bu kadar büyük bir organizasyona katılmamıştım. Hı hı. Çok elit bir organizasyon oldu. Bu elit organizasyonun içinde ödül aldığımız için ben de çok mutluyum açıkçası. Çünkü
65 ülkeden ödül alan ülke sayısı 5. Ve biz de bu ülkelerden biriyiz 65 ülkede. Bunun da gururunu yaşıyoruz açıkçası. Evet, teknik anlamda da biraz konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Değerli izleyenler, sonrasında Yelkenci Türkiye devam edecek. Evet, reklamların ardından Yelkenci Türkiye programıyla tekrar karşınızdayız değerli izleyenler. Optimist milli takım üyeleri bizlerle birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Önemli bir detay var. Şimdi reklam arasında o detayı hep birlikte sohbetini yaptık değerli kameramanımız Oğuz abinin desteğiyle birlikte ortaya çıkan. Tabii Okyanus Arıkan, Gürbüz Arıkan'ın hem kızı hem aynı zamanda antrenörü baban. Şöyle bir detay var. Ali Can'ın da ilk antrenörü. Aynen. Ya gerçekten güzel bir hikaye aslında. Aynen öyle. Yani şöyle, ben 2000 yılında Yelkeni Çeşme'de başladım. İlk başta söylemiştim. O zaman Gürbüz abi, Okyanus tabii yoktu daha o zaman. Gürbüz abi bizim ilk antrenörüm, benim ilk antrenörümdü. Çok emeği vardır bende de. Orada da yarışta da çok destek oldu sağ olsun. Tabii yarışta takım liderleri karada, antrenörler denizde oluyor. Onun için karada durmak bir tık daha zordu. Hem Okyanus için hem benim için çok heyecanlanıyordu. Ama alnımızın akıyla çıktığını düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Ona şüphe yok. Tabii biraz da yine sporcularımıza sözü verelim. Şimdi sporcu olmak hiç kolay bir şey değil. Yoğun bir antrenman programınız oluyor. Mental olarak kendinizi hazır hissetmeniz lazım, hazırlamanız lazım yarışlar öncesinde. Birçok unsur var. Bunun yanında bir de okul var. Okyanus, senle başlayalım istiyorum. Antrenmanlar, diğer unsurlar ve okul bir arada nasıl gidiyor? Bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz? Zor oluyor yani açıkçası. Ama yani öğretmenlerim çok yardımcı olduğu için sonradan ders alıyorum. O yüzden yardımcı oluyorlar ve bir şekilde yürütebiliyorum. Can? Yani benim için zor oluyor. İşte bazen okulla yelken arasında kalıyorsun. Tercihler de değişiyor. Ama bir şekilde yürütmen lazım tabii. Bir şekilde yürüyor ama, aynen. Evet, yani zaten kaliteli sporcuların kariyerlerine baktığında da eğitimlerini de aksatmadan devam ettirdiklerini net olarak görüyoruz. Sporculuktan gelmiş bir isimsin, antrenörsün. Senin bakış açın nasıl konuya? Ya aslında şöyle, maalesef ülkemizde sporcularımızı her branşta biraz eğitim biraz zorluyor. Yani biraz destek değiliz bu konuda sporcularımıza. Ama ben hep şunu gördüm. Kendi çevremde ve başka sınıflarda, başka branşlarla ilgili arkadaşlarımda. Eğer bir sporcu kendi branşında, millilik seviyesinde bu işi yapıyorsa eğitimi hep iyi gidiyor. Yani eğitimi bakıyorum kamplara giderken, işte benim kendi takımımdan bahsedeyim. 12 kişilik bir ekibim var. Bu yıl 5 tane beraber kamp yaptık. 5'inde de hep yanlarında defterleri, kitapları hep yanlarındaydı. Ders çalıştılar boş vakitlerinde. Yani iki tarafın da aslında önemini hep biliyor başarılı sporcular. Ama tabii burada küçük bir, yani eğitimde de biraz çok katıyız. Yani biraz da çocuklarımızla yardımcı olması gerekiyor. Bazı okullar dediği gibi Okyanus'un, hocalar çok destek. Ama bazen de çocuklarımız yarışa bile gidemediği oluyor okulundan dolayı. Bu da verdiği emekten açıkçası biraz boşa çıkmasını gerekiyor. Evet, yani birçok spor branşından burada sporcuları ağırlıyoruz. Aynı dertlerden muzdarip olanlar var. Peki yine devam edelim. Tabii güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Biraz teknik açıdan da değerlendirmek lazım. Şimdi bir üçüncülük, bir dördüncülüğümüz var. Daha önce elde edilen derecelerden çok yüksek başarılar bunlar. Diğer ülkelere baktığında Türkiye'nin bulunduğu konum nedir Optimist'te? Yani gittiğinde Antigua'da işte yüksek bir katılım olduğunu söyledin. Senin gözlemlerin neler oldu bu konuda? Ya aslında bakarsanız diğer ülkelere göre bizim Türkiye'deki antrenör kalitesi, sporcu kalitesi, malzeme eksimiz bence hiçbiri diğer ülkelerden geride değil. Diğer ülkelerden bizi ayıran kısmı şu. Biz maalesef çok yıl içinde çok yurt dışı yarışlarına gidip kendi deneyimlerimizi artıramıyoruz. Yani buna belki izleyiciler futbolda örnek vermek gerekirse yani antrenman yapıyoruz ama maça çıkmıyoruz. Bir futbolcunun da maça çıkmaması en büyük dezavantajlarından biridir. Bizde de öyle. Yani biz Türkiye'de 3-4 yılda büyük yarış yapıyoruz. İmkanı olan kulüpler
Yılda bir iki tane yurt dışı yarışına gidiyor ama rakiplerimiz, dünyada ve Avrupa'da mücadele ettiğimiz rakipler yılda, tabii lokasyon olarak da çok yakın oldukları için Avrupa ülkeleri birbirine, yılda belki 10-15 tane yarışa giriyorlar. Ve bizim aslında en büyük dezavantajlarımızdan biri bu. Biz maalesef onlar kadar optimistle yarışmıyoruz. Ama yanımda iki tane çok istisna kulübün, Göztepe ve ARM Urla Yelken'in sporcuları. Bu iki kulüpte yurt dışı yarışlarına fazlasıyla katılan, kendi antrenörleriyle fazlaya katılan kulüpler. Ve bu başarı da bunların payı olduğunu düşünüyorum. Biz biraz daha eğer yurt dışına ayağımızı atabilirsek, bir adı kafamız orada olursa bu iş olur. Evet, yine bir farklı konuya daha temas etmiştik reklam öncesinde. Akıntı dedik. Evet. İzmir'deki akıntının yokluğundan bahsetti Okyanus. Bu konuda neler söylersin? Çünkü teknik anlamda çok önemli tabii. Ya aslında şöyle, bizim için orada her şey istediğimiz gibiydi. Biz İzmirliler olarak rüzgarı severiz, rüzgarla büyüdük diyebiliriz. Hep bizim İzmir'imizde rüzgar olur. Orada da bizim sevdiğimiz rüzgarlara yakın rüzgar vardı. Biz oraya gittiğimizde akıntının bize sıkıntı yaratacağını, eksik yönümüz olduğunu biliyorduk. Ve bunun için de ilk 3 gün antrenmanlarda hem onlara akıntıda nasıl mücadele etmemiz gerektiğini anlattık. Hem de akıntıdan işte hedefe giderken, starttan sonra hedefe giderken maksimum ne kadar kaçabiliriz, ne kadar daha az akıntıyla yarışabiliriz bunları konuştuk. Ve hep doğru taraf dedik, parkurun hep doğru tarafındaydık. Açıkçası akıntıyı orada gördük ama yarıştan önce çözmüştük. Bizim için çok da büyük dezavantaj olmadı diyebilirim. Bizim için sürpriz olan şey takımda ve benim için oradaki büyük okyanus yosunlarıydı. Parkurun içinde belirli bir şekilde işte 5'er 10'ar dakika aralıklarla çok büyük okyanus yosunları vardı. Ve o yosunlardan kaçmanız gerekiyor. Çünkü birine girdiğin zaman teknenin inanılmaz bir sürat kaybı oluşuyor teknede. Ama bunu da aştık hemen. Bazı çocuklar bunu ben diğer ülkelerde gördüm. Psikolojik olarak sıkıntılarını yaşadılar. Biz onu hızlı çözdük. Ve onunla da mücadele etmeyi öğrendik. Evet, tabii optimist bir yere kadar devam ediyor. Artık yaş olarak büyüdükçe optimiste yarışamaz hale geliyorsunuz. Bu noktada da Can senle başlayalım. Yeni serüveninde hedeflerin neler? Hangi sınıfı seçmek istiyorsun? Var mı şimdiden oluşturduğun bir plan kafanda? Yani bir plan var. Açıkçası lazer sınıfı var. Lazer sınıfı için fiziğim çok uygun değil. O yüzden 4.20 sınıfı için bir planlarım var. Sonrasında da belki 4.70 olabilir. Şu anlık yani önümdeki yol o düzlemde. Sonra tabii sürece göre değişebilir bu düşünceler. Evet, sonra sürece göre değişebilir tabii ki. Şu an çünkü çok seçenek yok ülkemizde yani. Şu an benim için seçenek yelken anlamında ya lazer teknisi ya da 4.20. Ben de bu yolda 4.20 ile devam edeceğim gibi gözüküyor. Çok güzel bir pencere açtın. Orada sana pası atacağım. Okyanus'un da hedeflerini ve kafasındaki sınıfı öğrendikten sonra. Benim şu anda ne yapacağım belli değil. Ama hangi sınıfı yaparsam yapayım, gelecekte olimpiyata gidip orada derece almak istiyorum. Çok iyi bir hedef. Böyle hedefleri çok severiz. Her spor branşında. Tabii olimpiyat madalyası hedeflemek çok güzel ki Tokyo 2020'ye de bugün itibariyle tam bir yılın kaldığını hatırlatmış olalım. Orada da umut ediyoruz. Çok önemli başarılar elde ederiz. Tüm spor branşlarında diyelim ve az önceki konuya gelelim tekrar. Sınıfın yetersizliğinden ve eksikliğinden bahsetti Can. Bir antrenör gözüyle nasıl değerlendiriyorsun? Ne kadar eksik diğer ülkelerle kıyaslandığında ne durumdayız? Diğer ülkelerde gençlik sınıflarında bize göre daha fazla branş var. Bizde maalesef optimistten sonra sporcuların seçme şansı yelkene devam etmek istiyorsa ya laser oluyor bireysel bir sınıf optimist gibi ya da 420 Can'ın Dev'in söylediği gibi iki kişilik bir sınıf. Orada da bir partnerini seçip beraber bu işi yürütüyorlar. Ama Avrupa'da ve dünyada optimistten sonra sporcuların daha farklı sınıflarda kanalize olabiliyor. Ve bununla beraber olimpiyat yolunda daha doğru tekneyi seçmiş oluyorlar antrenörler. Yani birçok sınıfı sporcular üstüne deneyip olimpiyat yolunda hangi sınıfla gitmesine doğru olur onun tercihini çok doğru yapabiliyorlar. Bizde iki sınıf var şu anda ama bunun da zamanla ben artacağını düşünüyorum. Tabii bunun artma sebep yani nedenleri işte ekonomik durumda şu anda. İşte biraz devletimizin desteği burada ön planda olmalı.
Belki sponsor desteği. Sponsor destekleri çok önemli. Ben bu iki başarılı arkadaşım bu derecelerden sonra belki sponsor desteğinin olabileceğini düşünüyorum. Belki onların olimpiyat yolunda destekleyecek bir sponsor çıkabilir. Bakalım. Evet, yani zaten bu tarz programlarda, medyada, medyanın her unsurunda bunların biraz daha konuşulması gerekiyor. Yani çok fazla belli başlı spor branşlarına odaklanmış durumdayız. İşte biliyorsunuz, malumunuz, futbol, basketbol, işte teniste biraz artış olduğunu görüyoruz. Evet. Ama şöyle bir kafayı çevirip diğer branşlara baktığımızda aslında inanılmaz başarılar geliyor. Yani işte en basitinden buradaki iki değerli arkadaşımızın rekor kırarak burada oturduğunu görebiliyoruz. Evet. Haliyle bunları medyada ne kadar fazla konuşursak, sponsor desteği çok önemli markalara, çok önemli şirketlere sahibiz. Bu tarz başarıları çok daha yukarıya çeker şüphesiz. Tabii devlet desteği de bu noktada çok büyük önem teşkil ediyor. Kulüp bazında peki ne durumdayız? Kaç tane yelken kulübümüz var mesela? Türkiye'de kulüp bazında her geçen gün artan bir sayımız var. Hı hı. Yani son 10 yılda inanılmaz bir artış var. Ama yarışlara katılan kulüp sayısı 50'yi geçmiyor Türkiye'de şu anda. Sporcu olarak da optimist sınıfında 400-450 civarı bir katılımımız var. Hı hı. Biz dünya şampiyonasında çocuklarla son toplantıyı yaptığımızda neler başardığımız, artık ödülleri almıştık. Hı hı. Orada küçük bir toplantı yaptık. Orada şunu konuştuk ve ben çok duygulandım onlar böyle düşündüğü için. Umarım dediler, hani bizim bu başarımız evde o gün kahvaltısını yapan bir ailenin çocuğuna, görüyor musun bak dünya üçüncüsü olmuşlar, biz çocuğu bu yaz yelkene gönderelim diye bir mesaj içermesi bizi çok mutlu eder. Yani sayının 450'den 800'lere çıkması bizim bu başarının istediğimiz tek şey bu. Yani ödül aldık, madalya aldık ama bizi mutlu edecek şeylerden biri bu olur. Ben öyle düşünüyorum. Ülke olarak da ne kadar çok yelkene katılım sağlarsak bu sporun o kadar gelişeceğine inanıyorum. Sponsorların bu işe o kadar destek koyacağına inanıyorum. Çünkü futbol, evet, basketbol, voleybol, sponsorun bu kadar içeride olma nedeni çok, bu sporun çok oynanması. Biz de bu sporu oynanabilir hale getirmemiz lazım. Bence bu iki arkadaş biraz da bunu başardılar. Yani evlerinde kahvaltı eden bir aile televizyonu açtığında, bu başarıyı gördüğünde bence bu yaz sen yelkene başlamalısın diyen çok aile olmuştur. Buna etken olduğumuz için ben çok mutluyum. Evet, yine önemli bir pencere açtım. Bunun üzerinden biraz ilerleriz. Bizi çocuklarını yelkene yönlendirmek isteyen ailelere de biraz tavsiye vermiş oluruz. Bunun üzerinden gidelim. Neler tavsiye edersin? Yani sıfırdan başlayacak yelkene. Nasıl bir başlangıç yapmalı? Nerelere gitmeli? Kimler yardımcı olur? Önce şöyle, bu işin başlangıç yaşı 7-8 yaşlarında. İlkokul 1. sınıfı bitirip, okuma yazmayı belli bir seviyede bilmek, yüzme bilmek çok önemli. Çünkü bazı çocuk, yani biz sonuçta bu yelkeni can yeli yaptırıyoruz ama çocukların yüzme tereddütünü yaşamamaları lazım denizde. Yüzme bilmek, birinci sınıf bitirmek öncelik koşu. Sonrasında yakın olan yelken kulüplerinden birinde gidip bir bilgi alabilirler. Çünkü sonuçta hep çocukların kafasında şu oluyor, futbol ve basketbolun aksine. Yelkenle ilgili hiçbir şey bilmedikleri için kulüpte tanışıyor çocuklar yelkenin ne olduğuyla ilgili. Onun için ailelerden benim ricam, çocuklara işte sizin aracınızla Sports TV'den hep yayınlarınız oluyor. Orada yelkeni izlettirebilirler. İmkanı olan aileler yarışlara gelip çocuklara dışarıdan yarışları izlettirebilirler. Oradaki sporcularla diyalog kurmalarını sağlayabilirler. Böylelikle yelkeni geliştirebileceğimize inanıyorum. Evet, tabii antrenmanları da biraz konuşalım. Yine size de söz vereceğim sonrasında ama hocayla başlayalım. Teknoloji tabii günümüzün olmazsa olmazı artık. Yani birçok spor branşında artık antrenmanların içinde yer alıyor. Birçok analiz verilerinde kullanılıyor. Yelken antrenmanlarında teknoloji nasıl kullanılıyor? Yelken'de biz teknoloji kamplarımızda hep kamera sistemiyle kullandık. Video analiz toplantılarımızda hep video analizler yaptık. Bunu önce kamplarda başlattık. Kendi kulüplerinde de bunu yapıyorlar. Çocukların antrenmanda hataları, doğrularını kareye geldiğimizde, debrief yaptığımızda en iyi şekilde orada gösterdiğimiz zaman görsel olarak sporcular daha iyi anlıyor. Yarışlarda da bu böyle. Yarışlarda da bunu yaptık. Görsel olarak çok kullandık. Gittiğimiz dünya şampiyonasında direkt GPS sistemi var her teknede. Ve o GPS sistemi sayesinde telefonunuzdan bile yarışı her yerden takip edebiliyorsunuz, kimin ne derece yaptığını. Bu sistem üstünden de toplantılarda hangi sporcunun ne yaptığını analiz ettik. Bizim ne yaptığımızı analiz ettik yarış sonraları. Hangi rotayı onların çizdiğini, bizim hangi rotayı çizdiğimizi hep analizler yaptık ama bizim için olmazsa olmaz drone ve kameralar şu anda.
Evet. Yani antrenörlerin kendine ait materyaller tabii ki var. Pusuladır, rüzgar ölçerdir, akıntı ölçerdir. Bir dünya materyallerimiz var. Ama sporcuların tekne üstünde kullanabileceği pusulalar oluyor. Ve bizim de onlara destek olarak kameralarımız oluyor. Onların teknelerine takıyoruz bazen kamera. GoPro'lardan. Kameraların teknelerine takıyoruz ve onların hatalarını daha iyi görsel olarak izletebiliyoruz. Evet, antrenman konusunu kapamadan yine size de söz vereyim. Sonrasında bir reklama gideceğiz. Ne sıklıkla antrenmanlar yapılıyor? Çok zorluyor mu sizi? Okyanus, sen de başlayabiliriz. Şöyle, yazları hafta içi her gün antrenman yapıyoruz. Kışında okulun olmadığı her zaman. Onun dışında okuldan sonra hafta içi de antrenman yapabiliyoruz. O şekilde karada antrenmanlarımızı yapıyoruz, spor. Peki kulüpler birlikte mi yapıyor can antrenmanları, yoksa her kulübün farklı antrenman günleri mi oluyor, ayrı ayrı mı oluyor, nasıl oluyor? Yani her kulüp kendine göre planlıyor, her antrenör sporcusuyla beraber kendine göre planlıyor. Yani mesela benim hafta sonları her zaman oluyor. Hafta işleri de bazen okuldan sonra zaman bulduğum zamanlar gidip antrenörümle de konuşup, yani hafta işleri genellikle benim düzenli değil, daha çok antrenörümle planlayıp ve onun dışında da kondisyon antrenmanları oluyor. Yani her kulübün kendi içinde aslında problemi. Milli takımın topluca yaptığı antrenmanlar var mı? Milli takımın topluca yaptığı antrenmanlar var. Şöyle, biz bu yıl 5 tane kamp yaptık birlikte. Bunları programladık. 4 kampı Çeşme'de, 1 kampı da Çanakkale'de yaptık. Bunun da nedeni akıntı olduğu için Çanakkale bir kampı tercih ettik. Dünya şampiyonası öncesi. Sonrasında da özel yarışlar ve Dünya Avrupa şampiyonlarına gittik. Evet, yani zaten hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz ama bir kez daha vurgulamak lazım. İşte kamplar, bunlar hepsi masraf. Hep bir maddi destek gerekiyor ve bu konuda da federasyonu kutlamak lazım. Gerçekten çok ciddi bir emek sarf ediyorlar. Arzulu, istekli bir şekilde yapmak zaten işte meyvelerinin toplanmasını sağlıyor. Bir kez daha Türkiye Yelken Federasyonu'nu kutlamış olalım. Şimdi kısa bir reklama daha gidelim, sonrasında devam edelim. Evet, reklamların ardından bir kez daha birlikteyiz değerli izleyenler. Yelkenci Türkiye'de optimist üzerine konuştuk. Tabii organizasyonu değerlendirdik ama eğlenceli anlar da vardı. O anlara birazdan gideceğiz. Güzel fotoğraflar var, eğlenceli fotoğraflar var. Ama önemli de bir gelişme var yine optimistle ilgili. 2021 Optimist Dünya Şampiyonası ülkemizde Bodrum'da gerçekleşecek değerli izleyenler. Ve bu da yine Antigua'da gerçekleşen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda belirlendi. Aday ülkelerin tanıtım sunumlarını gerçekleştirdiler ve genel kurul oylaması sonucunda ev sahipliğini Bodrum kazandı. Çok güzel bir haber. Çok, Alican, çok neler söylersin? Orada nasıl karşılandı bu? Ya şöyle, bu işin altında çok büyük emekler var. Federasyon Başkanı Özlem Akturak, Bodrum Belediyesi, işte Bodrum Belediyesi'nin antrenörü Serdar Çiçek. Yani orada çok emek verdiler. Bu yarışı almak kolay değil. Ülkene getirmek kolay değil. Bir kere onlara çok teşekkür ediyoruz. Antrenör gözünden bakmam gerekirse demin de bahsettiğim konu, sporcunun Türkiye'de çoğalması optimistçinin için mükemmel bir organizasyon. Bodrum'da herkes bu yarışı izleyecek. En elit sporcular orada olacak. Bizim Türk milli takımımız çok hazır bir şekilde orada olacağına eminim. Bu başarıları biz yol açtığımızı düşünüyorum. İnşallah Bodrum'da şampiyonluk taşlanır. Çok güzel olur. Ama dediğim gibi en önemlisi bana göre yine sporcu sayısı umarım bu yarışlarla ülkede daha da artar. Ön ayak olur umarım. Evet, tüm yelken dünyasının gözünün Türkiye'de olacağı bir sene olacak 2021 diyelim ve o eğlenceli fotoğraflara, eğlenceli anlara geçelim. Sadece organizasyon stresi yoktu Antigua'da. Çok güzel fotoğraflar var. O fotoğraflar gelsin ekranlara, aktiviteler gerçekleştirdiler. Onların üzerine konuşalım. Siz anlatabilirsiniz, evet, fotoğrafları. Burada vatoslarla yüzmeye gitmiştik. Yavaş yavaş gidelim. Orası St. Martin, o meşhur havaalanı, plaja çok yakın olan.
Çok da güzel yakalamışsınız fotoğrafı. Çok da evet, güzel yakalamışız. Bir öncesinde de vatozlar vardı orada. Evet. Yarıştan sonra bir boş günümüz vardı. Hı hı. Çocuklarla vatozlara yüzmeye gittik. Orada bütün turistik bir konu orada. Gittik yüzdük. Ben tabii biraz korktum açıkçası. Can ve ben biraz çekindim ama takımın diğer üyeleri Gürbüz abi, Mert, Mustafa Can, Okyanus da bayağı istekli görünüyor. Onlar direkt yem verdiler, beslediler. Yani Alp'in ufak böyle bir kolunu ısırdı. Hmm. Ama normalmiş, onu orada anladık. Ama çok eğlenceliydi, çok eğlendik. Evet. Okyanus nasıl bir histi? Yani çünkü devasa bir balık o. Evet, çok güzeldi ve yani çok yumuşaklar. Çok güzel yani. Ben beğendim bayağı. Cesaretlisin sen bu konuda, bir de bayağı yakın duruyorsun. Çok güzel aktiviteler olmuş. Bunun dışında neler yaptınız? Fotoğraflar çok renkli bu arada. Yani evet, gerçekten çok güzel. Antigua'yı nasıl buldunuz Can? Yani nasıl bir atmosferi var, nasıl bir havası var? Yani daha çok turistik bir ada ama denizin sıcaklığı yani Türkiye'de belki yani böyle termal olan bölgelerde vardır. Hı hı. Yani orada her yerde deniz çok sıcak ve girince çıkmak istemiyorsun yani. Yemekleri de daha çok uluslararası türden yani herkesin yiyebileceği şekildeydi. Onlar da güzeldi. Meyveler güzeldi. Yani güzel bir ortam vardı. Güzel bir adı. Yine yayın öncesinde de konuştuk. Dedin ki Antigua'yı kesin ilk üçe yazarım ben gittiğim aynen yerler arasında dedin. Bir daha gider misin? Fırsat olursa. Yani fırsat olursa bir daha gitmek isterim. Okyanus? Ben de çok beğendim. Yani gerçekten çok güzel bir yer. Fırsat olursa ben de gitmek isterim de biraz zor, uzak çünkü. Evet. Kolay değil. Tabii bir fotoğraf daha var. Yine o da ilginç bir rastlantı diyebiliriz. Rastlantı. Çok önemli bir isim. Evet. Dünya futbolu için Thiago Silva ile karşı karşıya gelmişler bir anda. İşte o fotoğraf. Alican istersen bahset. Şöyle oldu. Biz Saint Martin Havalimanı'nda aktarma yapacaktık Paris için. Biz orada otururken Thiago Silva'ya benzettik. Sonra ben tam Google'dan acaba o mu? İşte yanağında bir ben var. Hani oradan bakalım, o ayıp olmasın diye. Sonra baktım bir iki kişi imza alıyor. Gidelim takım olarak gittik. Bize işte çok hoş karşıladı. Biraz hani durgundu. Yanında ailesi vardı. Ben şey dedi çünkü Paris'e gidiyorum. Kamp başlıyor gibi şey dedi. Ayrılıyor diye çünkü Brezilyalılar biraz daha rahat insanlar. Evet. Ayrılıyor diye üzgündü. Sağ olsun imza verdi bize. Yani çok neşeli biri. İnanılmaz güzel bir duygu. Yani o kadar popüler bir adamın kalkıp bize tek ilgilenmesi, imza vermesi çok hoştu. Evet, hiç de kırmadı. Güzel bir rastlantı olmuş aynen. Yani. Yani aynen. Düşünsen aklına gelmez herhalde böyle aynen, bir şey. Antigua'yı tercih etmiş tatil için. Bu arada da şöyle bir şey oldu. Ben Haziran'ın ilk haftası Fransa'ya gittik. Hı hı. Orada Avrupa Şampiyonası'na gittik başka bir kafileyle. Orada da havaalanında Emrah Baba ile karşılaştık. Güzel. Evet, onunla da sohbet ettik. Paris havaalanında bize çok yardım etti. Fransa'da doğmuş, büyümüş. Çok destek oldu eşi ve o. Hı hı. Yani Emrah Baba ile Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda Thiago Silva ile. Sırada ne var acaba? Sırada bakalım. Messi mi var ki? Bu arada Messi de Antigua'da biz de aynı anda tatildeydi. Evet doğru, ailesiyle tatil aynen yapıyordu doğru. Görüntülerini aynen paylaştık orada. Kumsalda top oynadığı görüntüler vardı. Sosyal medyaya yakındık da düştü. Ama bizim yarış stresimiz vardı. Hı-hı. Messi ile orada çok hani zaman geçiremezdik. Kusura bakmasın diyorsun. Kusura bakmasın. Biz başka şeylerin peşindeyiz. Başka zaman diyelim. Peki. O zaman haber bölümümüze geçelim değerli izleyenler. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Evet, belki de en önemli haberlerden biri diyebiliriz. Yiğit Yalçın Çıtak, Dünya Gençler Şampiyonu değerli izleyenler ve Polonya'da, Gdynia'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli sporcumuz lazer radyal erkekler sınıfında altın madalyanın sahibi olduğu 57 ülkenin mücadele ettiği yarışlarda Yiğit Yalçın Çıtak 9 yarış sonunda elde ettiği 56 net puanla zirveye çıktı. Yarışları Avustralya'dan Zach Littlewood, 2. sırada Polonya'dan Titus Butowski 3. sırada tamamladı. İstiklal Marşımızı podyumda dinleten Yiğit Yalçın Çıtak elde ettiği dünya şampiyonluğuyla adını Nick Thompson, G. Scott, Ben Isley, Russell Coutts, Paulos Kondides ve Sam Mitch gibi yelkenin efsaneleri arasına eklemiş oldu. Biz de Yiğit Yalçın Çıtak'ı tebrik edelim. Bir diğer önemli haber var, ona geçeceğiz ama tabii Yiğit Yalçın Çıtak'ın duygularına bir gidelim. Bir röportajı olmuş, biz de onu ekranlarınıza taşıyalım.
Merhaba, ben Türkiye'den Yalçın Çitak. 2019 Dünya Gençler Şampiyonuyum. Şu an çok mutlu ve heyecanlıyım. Aileme, antrenörlerime, kulübüme, beni destekleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım Türk yelkeninin geleceği çok daha iyi olur. Ve umarım ileride Türkiye için ilk olimpiyat madalyasını da alırım. Evet, bir diğer haberle devam edelim hemen. Yine önemli bir haber. Daha iyisi de olurmuş aslında ama Ecem Güzel'den geliyor bu haber. Dünya 10.sü oldu Ecem. 17-24 Temmuz tarihleri arasında Sakaminato City'de Japonya'da düzenlenen 2019 Lazer Radyal Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 10.luk geldi olimpik milli sporcumuzdan. 49 ülkeden 111 sporcu mücadele etti değerli izleyenler ve Galatasaray Spor Kulübü'nün yelken şubesi sporcusu Ecem Güzel 10. sırayı aldı 120 net puanla ve şampiyonada bir diğer sporcumuz, yine olimpik milli sporcumuz Nazlı Çağla Dönertaş da yarışları 30. sırada tamamladı. Tabii burada önemli bir nokta var Alican. 10.luk geldi ama çok daha iyi bir derecede gelebilirdi Ecem'den. Evet, son iki yarış öncesi dünya ikincisiydi. Hı hı. Mükemmel yarışlar çıkardı ama yine mükemmel bir derece oldu. Ben olimpiyatlarda daha iyilerini yapacağını düşünüyorum. Bu sınıfta iki tane çok elit sporcumuz var. Hı-hı. Çağla ve Ecem. İkisi de bu ülke için çok şeylerini veriyorlar. Kim giderse gitsin olimpiyata en iyisini yapacağına eminim. Evet, başarılar dileyelim ve diğer haberimizle devam edelim. Bu kez Türkiye Optimist takım şampiyonuna Tekirdağ Yelken Kulübü'ne tebriklerimizi sunacağız. Çünkü Türkiye Optimist takım şampiyonasında Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde 18-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda birbirinden heyecanlı yarışların ardından şampiyonluğa Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ulaştı. Ve Türkiye Optimist takım şampiyonasında Tekirdağ Yelken'in birinciliğinin ardından ikinci olan Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve üçüncülüğü de Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi aldı ve önemli detaylardan bir tanesi de Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ülkemizi bu şampiyonlukla birlikte Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı ve işte yine Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Aktura'yı da fotoğraf karesinde gördük. Bütün organizasyonları yakından takip etmeye çalışıyor. Diğer bir haberle devam edelim. 4-20-4-70 Avrupa Gençler Şampiyonası gerçekleşiyor şu sıralar. 23'ü itibariyle başladı değerli izleyenler ve 31 Temmuz tarihleri arasında Villa Garcia İspanya'da gerçekleşecek ve mücadele edecek olan birçok önemli isimler var. Bunların isimlerini verelim. Fotoğrafını görüyoruz. Kerem Erkmen, Burhan Berke Gündüz, Atahan Bölge, Okay Aksun, Lara Cindoğlu, Deniz Pala ve Zülal Türkoğlu, Doğa Deniz Çıkman 420'de mücadele edecekler ve 470'de de milli takım sporcuları Rasim Yaşar, Kaan Parlas ve Dario Deniz Ergün, Toprak Şengüller'le Türkiye Yelken Federasyonu antrenörleri Tayfun Erey ve Onur Karasu fotoğraflarda görüyoruz. Bir diğer fotoğrafımız daha var. Yine farklı bir organizasyonda mücadele edecek. Evet, 2019 Lazer Radyal Gençler Dünya Şampiyonası'nda bizleri temsil edecek isimleri görüyoruz. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Kingston, Kanada'da gerçekleşecek Gençler Dünya Şampiyonası ve yine milli takım sporcularımız Yalçın Çitak, Deniz Altay, Doruk Demircan, Zeynep Tuncalı, Lara Nalbantoğlu, Ece Asya İkizler, Deniz Dönertaş'la Yelken Federasyonu antrenörü Onur Derebaşı ve Fenerbahçe Doğuş Yelken antrenörü Yaşar Kabakçıoğlu bizleri temsil edecekler. Biz de şimdiden her iki kafilemize de başarı dileklerimizi iletelim. Yine çok güzel bir haber daha var. Çok güzel bir fotoğraf. Umuda yelken açanlar değerli izleyenler. Emre Winesurf ve Yelken Kulübü sporcularıyla birlikte yürüttüğü Umuda Yelken Açanlar Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İzmir Down Sendromlular Derneği'nden özel çocukları misafir ettiler. Antrenörler ve sporcular eşliğinde Down sendromlu özel çocuklara denizi, yelkeni ve sörfü öğrettiler değerli izleyenler. Sörf tahtasına çıkan özel çocuklar büyük bir heyecan yaşarken deniz kıyısındakiler tarafından da büyük destek gördüler ve alkışlandılar.
yapılması gereken, gerçekten takdirle alkışlanması gereken bir davranış. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yayılması lazım diyelim ve bu konuda görüşlerini alayım. Bir antrenör olarak neler söylersin? Çok güzel görüntüler. Çünkü. Çok güzel görüntüler. Gerçekten her kulübün bu işe destek atması gerekiyor. Özel çocuklarımıza. Ben de bunu buraya gelmeden önce görmüştüm. Çok mutlu oldum. Umarım artar. Bizim özel çocuklara daha çok destek olmamız gerekiyor. Evet, programın sonuna geldik. Nasıl geçtiğini anlamadık. Çok keyifli bir program oldu. Son olarak söylemek istediğiniz şeyler vardır. Onları alayım. Okyanus, sen de başlayalım. Neler söylersin? Yani, mutlaka teşekkür etmek istediğim birileri vardır. Evet, yani Ali Rıza'm, Mete ve ailesine, aileme, Türkiye Yelken Federasyonu'na, Urla Belediyesi'ne, okuluma, arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, bana destek olan unutmuş olabilirim ama herkese çok teşekkür ederim. Evet, ben onların da sana teşekkür ettiğini duyar gibiyim. Çünkü asıl teşekkürü hak edenler sizlersiniz. Can? Ben de herkese teşekkür edeyim. Çünkü evet, sayarsam uzun süreceğiz. Program uzar diyorsun. Aynen. Ben buradan üzerimde emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Peki. Sayın Hocam. Hızlı bir şekilde toplayayım. Öncelikle Türkiye Yelken Federasyonu'na başta başkanıma, sport direktörüm Fatih Özmen'e, beni bu göreve layık gördükleri, bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz kamplarda milli takım sporcularıyla evet kampta bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Hı-hı. Enerjimizi koyuyoruz. Ama bizim yaptıklarımızın yanında bu işi buraya kadar getiren kulüp antrenörleri var. Hı-hı. Ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bana bu sene 12 tane mükemmel sporcu teslim ettiler. Hı-hı. Biz de elimizden geleni yaptık. Ama bu işin ana payı kulüp antrenörleridir. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kulüp yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Aileme teşekkür ediyorum, o kadar. Evet, biz de Spor Sivalisi olarak bir kez daha siz değerli sporcularımıza ve değerli antrenörümüze teşekkürlerimizi iletelim. Umut ediyorum sizin bu başarılarınız arkanızdan gelen yeni nesillere, farklı sporcularımıza ilham kaynağı olur diyelim. Kariyerlerinizde de bundan sonraki süreç için hepinize tek tek başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, Yelkenci Türkiye'de Optimist milli takımını konuk ettik ve bu önemli başarının detaylarını hep birlikte öğrenmiş olduk. Bugünlük de yine sonuna geldik programımızın. Umut ediyoruz keyif almışsınızdır. Bir farklı programda görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.